İş insanı ve bilgisayar mühendisi Volkan Evren Gökalan, İyi Parti Edirne İl Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyerek 28. dönem için Edirne Milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Basın toplantısına İyi Parti İl Başkanı Serpil Tütüncü, Merkez İlçe Başkanı Serpil Balcıgören ve partililer de katıldı. Yaklaşık 8 aydır çalışmalar yaptığını belirten Gökalan, adaylığının gerçekleşmesi durumunda da Edirne ve Edirne halkı için çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Herkesi kucaklayan siyaset anlayışıyla göreve talip oldum. Bunu da siz değerli Hazirun ile paylaşıyorum. Büyük zaferler uzun soluklu pes etme işler içerir. Bu pes etme iş ne kadar büyük olursa hikaye de o kadar büyük olur. Ben arabasının önü çöp kamyonuyla çevrilen, konuşacağı salonun elektrikleri kesilen, evine baskın yapılan cesur lider Meral Akşener'in partisinin, İyi Parti'nin bir neferi olarak milletvekilliği adaylığım için aday adaylık sürecimi başlatıyorum. Bunu siz partililerimiz ve her zaman beraber yol yürüyeceğim değerli hemşerilerimin huzurunda kamuoyuna açıklıyorum. Hakkımda ve hakkımızda hayırlısı olsun. Olursa sevinmem, kaybedersem üzülmem şiarını felsefe edinmiş bir insanım. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kararım bugün alınmış bir karar değil. Uzun zamandır sahada çalışmalar götürüyoruz. Partimiz adına Edirne genelinde verimli bir çalışma yaptık. Yaklaşık 8 ay kadar bir süredir bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Çalışma yaparken öncelikle Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in selamlarıyla Edirne'limizi ve Edirne genelinde kendimizi halk arasında aday adaylığım için temayül oluşturdum. Adaylığımın gerçekleşmesi durumunda bu süreçte yaptığım gibi bundan sonra da sizlerle birlikte her kapıyı çalıp, her eli sıkıp, her haneye gireceğiz. Seçimlerden birinci parti çıktığımızda merhem olup kanayan yaraları nasıl daha deva olacağımızı anlatacağız. Peşinden gidecek cesaretiniz varsa bir gün bütün hayaliniz gerçek olur. Cesur liderimiz Meral Akşener zerre kadar inancından taviz vermedi. Geri adım atmadı, tereddüte düşmedi. Biz de bu inanç ve azimle Edirne'li ve Edirne halkı için çalışacağız. Bugün iktidarın yaşattığı rahatsızlıkları ve vatandaşın içinde bulunduğu